Kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensuplarımız, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bugün maalesef talihsiz bir olay üzerine toplanmış bulunmaktayız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerle görev devralan belediye, bizlerin arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirdiği, sosyal faaliyetlerde bulunduğu ve eğitim aldığı yuvasına karşı bir hukuksuzluğa imza atmıştır. Belediye yetkilileri Uşak İmam Hatipler Derneği'nin kullanımında olan binaya izinsiz girmiş ve ardından kapı kilitlerini değiştirmiştir. Bu akıllara ziyan olay 14 Nisan 2024 Pazar günü dernekte kimsenin olmadığı bir zamanda gerçekleşmiştir. Yetkililer özel alana, mahremiyete ve haneye tecavüz suçu işlemiştir. Burada eğitim gören, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan ben ve arkadaşlarımın hakkını gasp etmiştir. Önünde bulunduğumuz bina Uşak Belediyesi tarafından biz Uşaklı gençlerin İmam Hatip Camiası'nın ve tüm halkımızın eğitim ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmesi amacıyla imzalanan protokol ile 10 yıllık kullanımıza tahsis edilmiştir. Bizler burada kendimizi geliştireceğimiz projelere katılarak seminerler ve kurslarla eğitimler alıyoruz. Sizlere de ulaştırdığımız faaliyet raporlarında burada yaptığımız çalışmaların detaylı açıklamalarını görebilirsiniz. Sivil toplum kuruluşları, kamu yararına hizmet veren kurum ve kuruluşlardır. Bizler bu coğrafyanın çocuklarıyız. Her zaman kapısını ve gönlünü açık tutan Anadolu'nun elhamdülillah imanlı gençleriyiz. Yaptığımız her çalışma 7'den 77'ye herkese fayda sağlayacak başlıklar etrafına toplanmaktadır. Bu binaya girdiğinizde bir gün ilkokul öğrencisini, bir gün lise öğrencisini, bir gün benim gibi üniversite öğrencisini, hatta bir gün bir velimizi, bir öğretmenimizi Uşak'taki her renkten ve her yaştan insanı görebilirsiniz. Bu bizim samimiyetimiz, bu bizim gücümüzdür. Herkese hizmet vaadiyle, geçmişiyle helalleşen siyasilerin de bu vaade uygun hareket etmesini bekliyoruz. Demokratik seçimlerle iş başına gelen siyasilerin bu şekilde hukuku hiçe sayarak hakkımızı gasp etmesini en basit anlamıyla talihsizlikle nitelendiriyoruz. Bu dayatmacı, kendi düşüncesi ve yaşam tarzından başka bir şey kabul etmeyen zihniyeti 97'de 98'de büyüklerimiz, şimdi ise biz reddediyoruz. Son olarak sivil toplum gönüllülerimizle birlikte söylemek istediğimiz, arkadaşlarımızla sosyalleştiğimiz bu eğitim alanımızı bizler için çok önemlidir. Önder ailesi, İmam Hatip camiası ve biz gençlere yapılan bu hukuksuz tavırdan bir an önce geri adım atılmasını ve bir özür bekliyoruz. Basın açıklamamız burada sona eriyor. Çalışmalarımız yine samimiyet, muhabbet ve ilahi kelimetullah yolunda devam edecektir inşallah. Başta İstanbul'dan gelen Önder yönetimine, çevre illerden gelen dava arkadaşlarımıza, bizleri bu talihsiz günde yalnız bırakmayan Uşak'taki kardeş STK'lara ve Uşak'taki gönüllülerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah mutlu ve coşkulu günlerimizde beraber olacağız. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizleri dernek binamıza davet ediyoruz. Değerli basın mensupları, bugün burada maalesef talihsiz bir olay için bir araya toplanmış durumdayız. Normalde buradaki buluşmalarımız spordan sanata, kültürden okul derslerine varıncaya kadar birçok alanda Uşaklı genç kardeşlerimize hizmet etmek için birlikteliklerimiz, buluşmalarımız oluyordu. Bugün maalesef bu eğitim yuvası belediyemiz tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde, usulsüz bir şekilde çalışmalarının önüne geçilmek üzere engellenme çalışması başlatıldı maalesef. Biz de bugün Uşaklı gençlerimizle, buradan faydalanan ailelerimizle, velilerimizle, eğitim camiasının diğer bileşenleriyle birlikte bugün bu hukuksuzluğa karşı dur demek için bir araya toplanmış bulunuyoruz açıkçası. Burası yıllardan beri belediyemizin Uşaklı gençlere tahsis ettiği, burada kültürel, sanatsal, sporsal farklı faaliyetlerin yapıldığı,
okul derslerine katkıların sağlandı. Hem eğitimcilerimizin hem velilerimizin gönül rahatlığıyla, gönül huzuruyla çocuklarını gönderdiği bir mekan olarak hizmet veriyordu yıllardan beri. Fakat maalesef yerel seçimlerin ardından çok hızlı bir şekilde belki belediyenin bütün bu halka hizmet etme vaadiyle gelip ilk yaptığı icatın bu halka hizmet eden, bu halkın gençlerine, Uşaklı gençlere hizmet eden bir kurumun kapısına kilit vurma çabası maalesef bizleri çok üzdü. Bu hukuksuzluğa, bu usulsüzlüğe karşı Uşaklı gençlerimizin yanında yer almak için bugün buradayız. Biz onların haklı mücadelesine her türlü desteği sağlayacağız. Bu işin hukuki mücadelesini de sürdürmek üzere buradayız açıkçası. Onlar burada eğitim hakları için mücadele edecekler. Biz Türkiye'nin eski Türkiye olmasını istemiyoruz açıkçası. Herkesin özgür bir şekilde kendi istediği yaşam biçimi çerçevesinde yaşamasına devam etmesini istiyoruz. Bu sebeple birilerinin gelip belli dayatmalarla, belli saiklerle bu ülkenin gençlerini ötekileştirmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Burası Uşak halkının, Uşaklı gençlerin eğitim yuvasıdır ve bu şekilde kalmaya devam edecektir. Belediyemizin bu hukuksuzluktan, bu usulsüzlükten çok hızlı bir şekilde geri adım atmasını istiyoruz. Burası daima 7/24 kapısı açık olacak. Bütün Uşaklı gençlerimizi, velilerimizi, eğitimcilerimizi buradaki çalışmalara destek vermeye davet ediyoruz. Biz bu bağlamda hem hukuki mücadelemizi hem de Uşak'taki genç kardeşlerimize hizmet mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğimizi bildirmek istiyoruz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum.